Biz buraya Selçuklular döneminin ünlü büyük bir Türkmen beyinin izini sürmeye geldik. İşin acı yanı 1930'lu yıllara kadar Şarki Karaağacı'nın içerisinde Kargir Türbesi'nin altında zaviyesinin yanında metfun bulunan bu zatın mezarını bizim ellerimizle yıkılmış olması. Isparta il sınırları içerisindeyiz. Arkamızda Isparta ve devamında gelen dost var. Tam karşımızda Şarki Karaağacı var. Karaağacı Osmanlı döneminin aslında önemli bir kasabası. 8 tane medrese var içerisinde. Ama bizi buraya getiren şey Osmanlı değil. Biz buraya Selçuklular döneminin ünlü büyük bir Türkmen beyinin izini sürmeye geldik. Anadolu'yu vatan yapan bu kıymetli adamların tek tek izini sürecek, kaybolmuş mezarlarını bulmaya çalışacağız. İşin acı yanı 1930'lu yıllara kadar Şarki Karaağacı'nın içerisinde Kargir Türbesi'nin altında zaviyesinin yanında metfun bulunan bu zatın mezarını bizim ellerimizle yıkılmış olması. En azından hatalarımızı telafi etme adına o büyük zatların izini yeniden sürüp yeni nesillerimize anlatma adına bizler Şarki Karaağacı'na geldik. Yıktırılmış ve bugün yeri tamamen yok edilmiş bu büyük Türkmen beyi Mehmet Bey. Diğer adıyla Menteş Bey'di. Şeh yani Şah Menteş. Karaağacı da bizi bekliyor. Selçuklu Devleti'nin önemli yerleşim merkezlerinden biri. Orduların illaki geçmek zorunda olduğu tarihi bir kasabadan sesleniyorum size. Burası Şarki Karaağacı. Bir tarafında Eğirdir Gölü, öbür tarafında Beyşehir Gölü yer alıyor. Ve Selçuklu tarihinin son derece önemli ama maalesef bugün hakkında pek de bir şey bilmediğimiz, daha doğrusu yattığı yeri bile unuttuğumuz bir Türkmen beyinin İzini sürmek üzere buralara geldik. 200 bin civarında Türkmeni emri altında tutan o meşhur Mehmet Bey ya da halk arasındaki adıyla Menteş Bey. Elimde Karaağacı üzerine Fahri Küpçü'nün bir kitabı var. Fahri Küpçü diyor ki kitabında 60 yaşını geçmiş hemen bütün Karaağaçlılar bilirler ki hastane ile Sebzehali arası büyük bir Selçuklu mezarlığıydı. Evet, neresiydi orası biliyor musunuz? Bakın burada sağlık ocağını görüyorsunuz. Onun hemen arkasında hastane binası var, Karaağacı Hastanesi. Onun yanında devam ettiğiniz zaman Karaağacı Lisesi var. Ve lisenin de devamında yine sebze pazarı ve pazar haricinde otopark olarak kullanılan Sebzehali var. İşte bu gördüğünüz 1 kilometrelik geniş alan Selçuklular döneminin kadim mezarlığıydı. Maalesef 1931 yılında devrin Karaağacı Belediye Başkanı tarafından yok edildi. Yerine sebze halini yaptılar. Daha sonra da diğer binalar buraya kondurulmuş oldu. Yani hafızamız olduğu gibi silindi. Sizi Şarki Karaağacı'da bu yok edilen mezarlığın olduğu yere neden getirdim? İzini sürmekte olduğumuz Osman Turan'ın kitaplarında emrinde 200 bin Türkmen vardı dediği Moğollar ve son döneminde Moğollarla işbirliği içinde olmak zorunda olan Selçuklara karşı dik duran ve burada şehit edilen bir adamın izini sürüyoruz. O büyük Türkmen beyi Mehmet Bey. Şimdi gelin elimizdeki 3 delili ortaya koyalım ve sonra da Mehmet Bey'in mezarını arayalım. Bu gördüğünüz mezarlıkta birazdan sizi Sebze Halil'in olduğu yere götüreceğim. O sebze pazarının bir köşesinde fırıncı pidesinin olduğu yerin yanındaki
kaldırımın altında 1931 yılında yıktırılmış bir mezar var. Halka sorduğumuz zaman kimin mezarıdır dediğimiz zaman Şeyh Menteş diyorlar. Bakın Şeyh yalnız. Şeyh değil. Hani tarikat şeyhi anlamında Şeyh değil. Şah anlamında Şeyh Menteş diyorlar. Şeyh Menteş kimdir diye sorduğumuz zaman kadim dönem, eski dönemden kalma önemli bir büyükmüş diyorlar. Yanında zaviyesi de varmış diyorlar. 31'de hepsi yok ediliyor mezarlıkla beraber. Peki bu zat kimdi? Ya da bu mezarlıkta yattığını bildiğimiz büyük o Türkmen beyi acaba halkın Şeyh Menteş dediği zat mıydı? Bunun cevabını bulmak için 1908 yılında yazılmış Böcüzade'nin Isparta tarihi kitabına bakıyoruz. Böcüzade Isparta tarihinde özellikle Kara Ağaç'tan bahsederken bu mezarlığı anlatıyor ki o tarihte mezarlık ayaktaydı. Bu kadim Selçuklu mezarlığı içindeki Şeyh Menteş'in şahsını irdelerken 3 tane delil veriyor bize. Nedir onlar? 1. Selçuklu döneminde yaşamış bir zattı diyor. 2. Soyundan çok beyler, büyükler çıkmıştır diyor. 3. Halk arasında bir darb-ı mesel vardır. Şeyh Menteş kan davası gibi uzadı derler diyor. Şeyh Menteş kan davası. 3 tane delil bize sunuyor. O yok edilen mezarlıkta yatan zatla alakalı. Şimdi Şeyh Menteş kan davası gibi uzadı ne demek? Bu zat burada öldürülmüş ve onun öldürülmesiyle alakalı bir kan davası ortaya çıkmış ve asırlarca sürmüş. Birçok kişi birbirini öldürmüş. Bu bir. Koyduk köşeye. 2. Bu zat Selçuklu döneminde yaşamış. 3. Bu zatın soyundan bir sürü başlar, reisler, yöneticiler, beyler gelmiş. Ve bu delilleri yan yana getirdiğimiz zaman Şeyh Menteş denilen, kim olduğu çok bilinmeyen bu zatın bu hususiyetleriyle şak diye oturan hem de Kara Ağaç'ta şehit edilen bir Türkmen beyi karşımıza çıkıyor. İşte sizinle o zatı arayacağız ve bu kabrin yanına gideceğiz. Ama gelin önce sizinle şu mezarlığı konuşalım. Kara Ağaç'tayız ve yanımızda Mustafa Uysal Bey var. Mustafa Bey Kara Ağaç tarihiyle son derece ilgili bir kişi. Aslında konuşulacak çok şey var Mustafa Bey sizinle ama ben özellikle bir şey sizden duymak istiyorum. Yani buralı olan ve Kara Ağaç'ın eski tarihçilerini tanımış ve kitaplarından da istifade etmiş biri olarak. Bu tarihi mezarlık gerçekten burası mıydı? Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. İlçemize. Böcüzade'nin kitaplarından, İsmail abi, İsmail Özgümüş abinin kitaplarından, değerse Fahir amca ve diğer ihtiyarların, ben ekseriyetle ihtiyarları, toplumun hafızası olan ihtiyarlardan aldığım bilgilerle. Şimdi önceki mezarlık şurada halk pazarının orada başlar, hastaneye kadar devam eder. Şu bulunmuş olduğumuz yolun ortasına kadar mezarlık. Ya şuradan başlıyor, evet, buradan 300 metre şu okul, sağlık ocağı, hastane olarak devam ediyor. 1 kilometrelik evet. Bir uzunluğa sahip bu alanın tamamı Selçuklu mezarlığı mıymış? Tamamı Selçuklu ve Osmanlı mezarlığıdır. Kendisi burası tekke ve zaviye olarak görev yapmış, aşevi olarak da görev yapmış bir yer. Burası bir medrese mezarlığıdır aynı zamanda. Biraz sonra gideceğimiz halk pazarında 3 tane mevcut da türbemiz vardı eskiden. Böcüzade'nin kaynaklarında da buna rahatlıkla rastlarsınız. 3 tane türbe var. Bizim Şeyh Menteş olarak bildiğimiz ama Mehmet Bey'in mezarlığı şu andaki etli ekmek fırını, pide fırınının altındadır. Tabii buranın yıkıldığı tarihi ben çocuktum veya çocuk da değildim. O tarihlerde dünyada da yoktum ama ihtiyarlardan, aksakçılardan diyelim, onlardan öğrenmiş olduğumuz bilgiler. Yani siz bizzat Şeyh Menteş'in ya da Türkmen Bey'i, Mehmet Bey'in olduğunu düşündüğümüz o türbeyi görenleri gördünüz. Görenleri gördüm. Ondan ne anlatıyorlardı? O türbe hakkında ne diyorlardı? Medrese, türbe olduğunu, buraya hatta çoğunun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif son zamana kadar okuyan insanların olduğunu biliyoruz. Mevcuttaki orası zaten çöplüktü. Şafak Ufacık'ın belediye başkanı döneminde oradaki çöpleri kaldırttırdık. Ama elimizdeki imkanlar nedeniyle orayı alıp da bir türbe yapamadık. Yani i̇şte biz de bu yayını onun için özellikle yapıyoruz. Oradaki fırını alıp da bir türbe yapmak istedik. Bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Bazı abilerimiz parasal olarak destek verdiler. Vermek yani benim üstüme ne düşerse yaparım diyen abilerimiz vardı. Biz bürokrasiyi veya bazı kısımları aşamadık. Sesimizi de duyuramadık. İnşallah bu yayına burada sesimizi duymuş olacağız. Şunu söyleyeyim. Şeyh Menteş Efendi olarak bildiğimiz sizinle Şah Mehmet Efendi, Mehmet Bey.
askerleriyle birlikte burada. Bunların askerlerinden birisi Pürçüklü dede, diğeri Sıtma dede. Bunların da türbelerini inşallah görürüz. İleride Hasan Ağa Camisi, ki o da kendinin askerlerinden. Peki bu mezarlık ne zaman kaldırılmış? Bu mezarlığı şöyle söyleyeyim, 1930'larla 40'lar arasında kaldırıldığı söyleniyor. Hı hı. Tam olarak, net olarak bilgim yok. Fakat bu mezardan götürülen taşların çoğunluğu şu anda Yalvaş Müzesi'nde. Onu söyleyebilirim. Yalvaş Müzesi'nin envanterinde kayıtlı. Kayıtlı. Peki bir de biz şöyle bir şey duyduk. Bu mezar taşlarının bir kısmı da buraya bu okuldur, tabii, sağlık ocağı yapılırken kullanılmış gibi duyduk. Bunun aslı var mı? Benim tarihle zaten haşır neşir olmam veya bunu araştırma sebebim biz bu okulda okuduk. Evet. Arka tarafta bir dut ağacı vardı. Dut ağacının arkasında taşlar, yatayına dizilmiş duvarda taşlar vardı. Orada bir tane dik bir taş vardı. Bunun mezar taşı olduğunu İsmail amca sağ olsun bununla ilgili ilgilendi. Daha şu kitap değil mi? Bu kitabın müellifi. Evet. Şöyle göstereyim. Şarkıraş tarihinde araştırmalar yapan. Evet. Benden daha çok İsmail abi ile bu taşı görüştük. İsmail abi zaten Şarkıraş'ta mezar taşlarıyla ve eski yazıların hepsini Türkçe'ye çevirip sahip çıkmaya çalıştı. Bu kitap İsmail Bey'in kitabı. Allah İsmail Özgümüş. Yani, emek sarf eden bir kişi. Benim de zaten sürekli fikir alışverişinde bulunduğum bir abimiz. Allah razı olsun. Oradaki taşla başladı bizim merakımız. Bu niye burada? Burası ne oldu? Ondan sonrasında buranın bir mezar oldu. O duvarlar inşa edilirken, şu anki değil de bundan bir önceki duvarlar, hatta mezar taşları mı kullanılmış? Şu andaki okulun, şu eski okul, şu sonradan yapılan okul, şu eskisi. 1960'lar falan, bunun temelinde de o taşlar var. Mezar taşları mezar duruyor. Mezar taşları var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sarıklı olanlar, işlemeli ve süslemeli olanlar Yalvaş Müzesi. Yalvaş. Normal taşlar temellerde. Normal taşlar temellerde. Ya da duvarların içinde. Ya da ev temellerinde. Evet, maalesef. Üzüldüğümüz konular ama en azından bundan sonra tarihimize ait elde olanların kıymetini bilmek adına buradayız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burası bizim üçüncü türbe. Şahsın kim olduğunu bilmiyoruz. Kayıtlarımızda bulamadık. İkinci türbe ortada. Ortada. Yaklaşık olarak 60-70 metre aralarında mesafe. Üçüncü türbe Şeyh Merkez Efendi. Yıldırım Kiresi olan yerden yolu orada. Kaldırımın altıyla birlikte. Üçünün arasında 66 metrelik bir mesafe. Yıl 1243. Köse Dağ Savaşı. Bildiğiniz üzere Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Gıyasettin Keyhüsrev ve Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara yeniliyor. Bir süre sonra Moğolların başına geçen Hülagü Anadolu Selçuklu'yu tamamen sömürgeleştirme adına Anadolu topraklarındaki bir takım hiziplere, kendince tehlike arz edebilecek güçlere, beylere, emirlere haberler gönderiyor. Kendisine tabi olmalarını istiyor. Bakın bir kere şunu izah edelim. Köse Dağ Savaşı olduğunda Anadolu'da hakim güç Anadolu Selçuklular. Ama Anadolu Selçuklulara belli dönemlerde belli şartlarda tabi olan ama belli şartlarda Anadolu Selçuklu'yu dinlemeyen, onun otoritesini bir yerden sonra kabul etmeyen Türkmen beyleri, toplulukları var. Ki bu Türkmen toplulukları zaman zaman Selçuklu ile ortak hareket etmişler, zaman zaman da ayrı hareket etmişler. İkinci dönem Anadolu beyliklerini zaten bunlar kurmuşlar. Bunları biliyorsunuz. Beyşehir Eşrefoğulları, Isparta ya da Eğirdir Dündaroğulları, yani Hamitoğulları, öbür tarafta Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları ve bu şekilde devam ediyor. İşte bu sık sık bağımsız hareket eden Türkmen beylerini Hülagü'nün itaat altına alması bir hayli zor olacak. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev Köse Dağ'dan bir süre sonra vefat ediyor. Ve yerine 3 tane oğul bırakıyor. İkinci İzzettin Keykavus, ikinci Alaaddin Keykubat ve 4. Kılıç Arslan. Bunların içerisinde Moğollara yakın bir politika izleyerek koltuğu elde etmeye çalışan kişi 4. Kılıç Arslan. Moğolları hiç sevmeyen, tamamen onların aleyhine bir politika güden kişi 2. İzzettin Keykavus. İşte o sıkıntılı günlerde Moğollar Anadolu Selçuklu'yu 3 bölüme ayırmışlar. Başına 3 şehzade geçirmişler. Bunlar bir araya gelmeden birbirlerini yesinler. Biz de rahat rahat bunları sömürebilelim demişler. İşte o sıkıntılı günlerde
Anadolu'da bu coğrafyada yaşayan Osman Turan'ın kitaplarında çok büyük bir Türkmen beyiydi. 200 bin Türkmen emri altındaydı dediği bir bey var. Bu Türkmen beyi Mehmet Bey'den başkası değildi. Ve Mehmet Bey'i ve onun şahsında yaşamış olduklarını eğer bilirsek, onun nerede yattığını ya da Mehmet Bey'in kimlik değiştirmiş olarak bugün halk arasında kim olarak adlandırıldığını çok daha iyi anlayabiliriz. Bakın az önce ilk konuşmamda size 3 tane ipucu vermiştim. Neyle alakalı? Bugün Kara Ağaç'ın yok edilmiş eski mezarlığında metfun bulunan halk arasında Şeyh Menteş denilen zatla alakalı. O günlerde Hülagü Anadolu'daki kendince tehlike arz edecek bir takım Türkmen beylerine haber gönderiyor. Bana tabiyetinizi bildirin diye. Bunlardan biri de kim? 200 bin kişiye hükmeden Türkmen Bey Mehmet Bey. Mehmet Bey ya da bizce diğer adıyla Menteş Bey, Hülagü'ye gönderdiği habercilerle size tabi oluruz ama benim bey olduğumu ve beylik topraklarımı tanıyacaksınız diyor. Hülagü kabul ediyor ama huzuruma geleceksin diyor. İşte Mehmet Bey, Menteş Bey orada bir ikilemde kalıyor. Çünkü Hülagü huzuruna aldığı bazı insanları taltif ederken bazılarını da öldürtüyor. Böyle bir suikasta maruz kalabilir. Gitmeyi reddediyor. Reddedince de Hülagü büyük bir hışımla Anadolu'ya giriyor. Kendi otoritesini kabul etmeyen bütün beyleri biçmeye başlıyor. Bu beylerden birisi de neydi? Eşrefoğulları Beyliği'ydi. Eşrefoğulları Denizli, Tonkuzlu'ya saldırıyor. Eğirdir'i kuşatıyor. İşte o sırada Selçuklularla 4. Kılıç Arslan'la ittifak yapıyor. Selçuklu ve Moğol ordularının ittifak ettiği bu birliğe karşı bulunduğumuz Şarki Karaağaç, Beyşehir arasında büyük bir savaş meydana geliyor. Mehmet Bey maalesef bu savaşı kaybediyor. Çünkü Hülagü o günlerde Mehmet Menteş Bey'in damadı Ali Bey ile irtibat kuruyor. Onu satın alınca da bu savaşı Mehmet Bey kaybetmiş oluyor. Bakın Mehmet Bey, erkek kardeşi İlyas Bey, damadı Ali Bey, en yakınları Sevinç Bey ve Salur Bey. Bugün Şarki Karaağaç civarında bu isimlerle alakalı köyler var. Salur Köyü var, Sevinç Köyü var. Yani bu isimler burada hala yaşamaya devam ediyor. Ve Mehmet Bey savaş meydanından kaçmak zorunda kalıyor. Kardeşi İlyas Bey şehit ediliyor. Sevinç Bey ve Salur Bey esir ediliyor ve öldürüyorlar. Dağlara kaçan Mehmet Bey haber gönderiyor. Eman dilersem bağışlanır mıyım diye. Emanın kabul edilecek diyor Selçuklar ve Moğollar. Ve Karaağaç'a geliyor Mehmet Menteş Bey. Ve burada hem Selçuklular hem Moğollar sözlerini tutmayarak bu büyük Türkmen komutanını şehit ediyorlar. Nerede? Karaağaç'ta şehit ediyorlar. O şehit edildikten sonra nereye defnediliyor? Karaağaç'ın kadim büyük mezarlığına defnediliyor. Ve sonra ne oluyor? Tabii onu öldürdüğü için Selçuklular onun soyundan gelen, kimler soyundan geliyor? Hamitoğulları. Bu coğrafyada bir beylik kuruldu. Beyliği kimler kurdu? Menteş Mehmet Bey'in soyundan gelenler. Oğlu Hamit Bey, Hamitoğulları Beyliği'ni kuruyor. Ve Hamit Bey kalkıyor, o gün Selçukluların önemli bir şehzadesini öldürüyor. Öldürülen şehzadenin erkek kardeşi de son Anadolu Selçuklu hükümdarı olan 2. Mesut. 2. Mesut da Hamit Bey'i 5 oğluyla beraber bir suikastla öldürüyor. Ardından öldürülen Hamit Bey ve 5 oğlunun arkasından kalan tek bir oğlu var. İlyas Bey. Ali Bey diye de geçer kaynaklarda adı. O İlyas Bey de kalkıyor Anadolu Selçuklu'nun son hükümdarı 2. Mesut'u öldürüyor. Ve böylece Anadolu Selçuklu sona eriyor. Yani anlayacağınız birbiri arkasına devam eden uzun bir kan davası alıp asırlarca sürüyor. Ne demişti Böcüzade kitabında? Bu mezarlıkta metfun bulunan halk arasında Şah Menteş diye adlandırılan kişi için bir halk içinde darb-ı mesel vardır. Şeyh Menteş kan davası gibi sürdü gitti derler diyor. Bakın ipuçları bizi alıyor, nerelere götürüyor. Peki o
kadim mezarlık neresiydi? Veşeh Menteş'in yok edilen, 1931'de yok edilen türbesi tam neredeydi? Hadi gelin şimdi sizi oraya götürelim. 1931 yılında bu kadim, devasa Selçuklu ve devamında Osmanlı definelerinin yapıldığı tarihi mezarlık ortadan kaldırılıyor ve peyderpey buraya bir sebze hali yapılıyor. Hemen yanına bir cezaevi yapılıyor, yanına bir okul yapılıyor ve yanına bir hastane yapılıyor. Tabii bunlar farklı yıllarda arka arkaya geliyor. Ama bunlar yapılırken burada 3 tane önemli türbe ortadan kaldırılıyor. Şimdi Mustafa Bey yanımızda. Mustafa Bey, türbelerin tam yerlerini bana bir söyler misiniz? Şu anda şuradaki köşede tuvalet olarak kullanılan yer. Beşgen yapıda bir türbe var. Evet. Kayıtlarda rastladığımız ondan 66 metre. Yani 66 adım olarak geçiyor. Üçüncüsü ikincisi burada. İkinci türbenin yeri tam burası. Yukarı burası. 66 adımlık bir mesafe. Yani tam buradaydı ikinci türbe. Diğeri de Şeyh Menteş Efendi'nin türbesi diyeceğiz. Şu anda kırının olduğu burası. Yerde. Boyutunun yaklaşık olarak söylenilen 7-8 metrelik bir yapı olduğu, yani var olarak biliniyor. Kendisinin ayak kısmı uç tarafta, diğer kaldırımın altında. Baş kısmı da şuradaki şu anda fırın olarak kullanılan yerde. Evet, bulunmakta. Bulunmakta. Şurası. Şöyle bir tahmin. Türbenin burada olduğunu biliyorsunuz. Yani bize söyle. Yaşların anlatımıyla beraber. Diğer kaynaklarda tespit ettiğimiz burası. Şimdi efendim, bir kez daha sıralayalım. Bir, Kara Ağaç halkının asırlardır saygı duyduğu, çok sevdiği, dua ettiği, yakın zamana kadar da buraya yönelip fatihalar okuduğu bir Şah Menteş var. Şah Menteş. Bu kişi bir evliya, bir yatır, bir tarikat şeyhi değil. Bu kişi Selçuklu'dan günümüze gelmiş kadim bir büyük zat. Ne demiştik? Osmanlı döneminde yazılmış Isparta tarihinde bizzat bu anlatılıyor. 2. Kadim Selçuklu döneminde yaşamış. 2. Soyundan çok önemli beyler çıkmış. 3. Halk arasında Şah Şeyh Menteş kan davası gibi uzadı darbı meseleyi yayılmış. Bu 3 şeyi delil olarak biliyoruz. Bunun dışında Osman Turan gibi kıymetli tarihçilerimizin kitaplarında yer almış bir Türkmen Bey olduğunu biliyoruz. 200 bin Türkmen'e emir veren Hamit oğulları Bey'i Hamit Bey'in babası olan ve onun kan davasını Hamit Bey'in sürdürüp Selçuklulara amansızca savaştığı ve Anadolu Selçuklu'nun son hükümdarı 2. Mesut'un öldürülmesine kadar giden uzun bir kan davası. Bakın, Selçuklu olması örtüştü. Kan davası ölümüyle meydana gelen uzun kan davası örtüştü. Üçüncüsü, soyundan gelen zatlar. Hamitoğulları onun soyundan gelen zatlarla kuruluyor. Hatta bir iddiaya göre Menteşe ve Aydınoğulları beyleri de onun soyuyla bağlantılı. Bunu nereden biliyoruz? Menteş Bey isminin Menteşe oğullarına bağlandığı, Aydın ve Menteşelerin de akraba olduğu, o günlerde Cüneyt isminde bir zatın Aydınoğullarına saldırıp topraklarını gasp etmesi üzerine Aydın Bey'in oğlu Umur Bey'in kalkıp da Menteşe bölgesine gelerek Bey'e amca diye hitap ederek lütfen bize yardım et demesi Dukas'ın kitabında bizzat anlatılmakta. Ve böylece üçüncü maddede tutuyor soyundan beylerin gelmiş olduğu o meşhur Menteş Bey, Türkmen Bey'i, Mehmet Bey. İşte burada şu gördüğünüz pide fırınının altında metfun. Bize düşen nedir? Atalarımıza eğer seviyorsak, eğer saygı duyuyorsak, eğer onların torunuyuz diyorsak, eğer onlar Anadolu'yu bize bağışlamışlarsa ki öyle, onların izini sürmek, her ne kadar bir dönem cahilliğimiz mi diyelim, işgal edilmiş topraklardaki kendimizi bilmezliğimiz mi diyelim, bir dönem unutmuş da olsak, ihmal etmiş de olsak, belki bir takım rüzgarların etkisiyle yıkmış dahi olsak, bugün yeniden sahip çıkmak istiyoruz. Lütfen bu videoyu izleyen herkes, ulaşabildiğiniz herkese duyurun. Retweetleyin, yayın, anlatın, paylaşın. Tanıdığınız, bildiğiniz yetkilere ulaştırın.
ve Şarki Karaağaç şu köşesine o tarihi 31 yılında yıktırılan türbeyi yeniden inşa edildi. Ve Menteş Bey'in, Türkmen Bilmehmet Bey'in ruhuna birer Fatiha gönderildi. Bu büyük Türkmen Bey'i Menteş ya da Mehmet Bey, kendisi Karaağaç'la Beyşehir arasındaki yaptığı savaşı kaybediyor. Kaybettikten sonra dağa kaçıyor. Akrabalarını, kardeşini öldürüyorlar. Daha sonra Moğollara ve Selçuklara eman dilemek şartıyla teslimiyetini arz ediyor. Kabul ediyorlar ve gelip burada teslim oluyor. Ama teslim olmasına rağmen bu yiğit adamı şehit ediyorlar. Ve şehit edilen bu adam bu tarihi kabristana halkın eliyle defnediliyor. Ve halk tarafından bir büyük şehit olarak asırlarca korunuyor. Ama maalesef bu Şah Menteş, Şeyh Menteş'e dönüşüyor. Ve arkasından burada bir büyük zat, Selçuklu dönemi büyüklerinden denilip arkasını insanlar getiremez hale geliyor. Tarihten bildiğimiz Türkmen Bey Mehmet Bey ve Osmanlı'nın son dönem kayıtları ve bizzat Karaağaç halkının anlatımlarıyla Menteş Bey birbiriyle o kadar çok özelliğiyle örtüşüyor ki o büyük zatın 31 yılında yok edilen, işte bu türbede metfun bulunan o Türkmen Bey olduğunu düşünüyoruz. Size bu anlattıklarım konusunda ısrarla peşini bırakmadan çalışan Ramazan Topraklı Bey'e de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.